Patlıcandan mı başlıyoruz? Önce patlıcanlı börek yapalım. Yapalım çünkü hadi. Onun işlemi biraz uzun. Sonra elmas kurabiyeyi hemencecik yaparız. Tamam, ben şimdi de hemen telefonumu bulayım, video çekeyim. Tamam. Ben yine patlıcanlı börek için her börek iç harcında olduğu gibi soğanı doğruyorum. Ocağın altında yakacağım hemen. Ben hallettim. Evet, azıcık şöyle zeytinyağı. Yaktığımdan emin olayım da. Evet. Günaydın efendim börek. Tekrar patlıcanlı börek yapıyoruz, elmas kurabiye yapıyoruz. Şimdiden tavamızı ısıtmaya başladık. Hepinizi bekliyoruz. Siz neredesiniz? Bu arada unutmayın, Erkan Topuz gelecek. Bir izleyicimiz hemen Instagram'a yazmış, dün koymuştuk Erkan Bey'in videosunu. Bana sigarayı bıraktıran kıymetli hocam diye yazmış. Bak ne kadar güzel bir şey. Ay çok iyi olmuş. Ve daha pek çok bilgiyi kendisinden öğreneceğiz. Sizi bekliyoruz efendim. Hadi gelin, günaydın. Şu hayatta hiç hoşlanmadığım şey yani ne o? Sigara. Gerçekten Allah'tan hayatım boyunca hiç kullanmadım. Allah da kullandırtmasın. Aynen. Herkes de yani çok enteresan bir şekilde şu gençler de ne olur özenip ay çok havalı diye bulup i̇şte, da hiç de havalı bir şey değil ayrıca. Ay bazıları öyle söylüyor ya, çok havalı buluyoruz falan. Ay nasıl üzülüyorum. Yok Allah yemek korusun. Yapmak daha havalı. İşte bak şimdi çoluk çocuğa normalde sahip çıkıyorsun. Her şeyle ilgileniyorsun. Ama arkadaşları olduğu zaman, okul başladığı zaman çocuk da senden yavaş yavaş kopuyor. Tabii. İşte o zaman iyi arkadaşlar nasip etsin evlatlarınıza. Amin. Yani iyi örnek olabilecek insanlar nasip etsin. Ama bazen de insan kendi kararlarını kendi verebilir diye düşünüyorum. Yani ya benim de hayatım şey... Ama hiçbir zaman heveslenmedim yani. Şimdi büyük konuşmayayım, yaşayan bilir deyip bazen beni böyle şey yaparlar. Doğru. Farklı bir algı bu. Çünkü beynin bu çikolata mesela beynin bazı bölgelerini uyarı serotonini salgılatıyor ve mutluluk hormonuyla beraber alışkanlığa dönüyor. Aynı şekilde yemek de öyle bu tabii, arada. Aynen öyle. Çok lezzetli bir şey oluyor. Şimdi soğanları zeytinyağında kavuruyoruz. İçine biraz da sivri biber koyuyoruz. Bu böreğin iç harcı olacak. İsteyen... Çünkü patates nasıl güzeldi, çok güzeldi bu arada. Güzeldi değil mi? Hele üstü. Ama onu taze yemek lazımmış. Ben biraz beklettim ikinci yarısını. O kadar şey gelmedi. Allah'tan reklam arasında sana taze evet, tattırdım. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Tuz döktük değil mi az önce? Azıcık evet. Şöyle birazcık daha tuz dökelim. Ay senin için nedir bunun adı? Ne güzelmiş değil o mi? Öyle. Şöyle kaşık minik. Tahtadan çok tahtadan. Güzel. Şöyle karabiber aman hapşurma. Şimdi biraz da şöyle salça koyacağım. Evet. Değişik bir börek iç harcı bu. Mantarlı yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz. Ama, mantar sulandırıyor biraz ama. Olsun ama lezzetli yapıyor. Ama lezzetli oluyor evet. Pırasalı olabilir, ıspanaklı olabilir. Bak tam ıspanak mevsimi. Evet. Tam da böyle ıspanaklı börek pazıyla mevsimi. Pazıyla da yapabilirler aslında. Pazı da çok keyiflidir. Ay ne yapalım biliyor musun? Ben çok severim ama hep böyle elimi şey yapar. Isırgan otu salatası yapalım. Çiğden. Ben onu bayağı plastik eldivenler giyip falan böyle torbanın içinde böyle yapıp biraz daha bahar zamanı değil mi? Otların evet, yavaş çıktığı zamanlar. Ama müthiş vitamin kaynağı. Hocam onları da sorayım. Hangi vitaminler bizi nelerden koruyor? Ben semiz otu çok severim mesela. Semiz otu sever misin bilmiyorum. Severim. Hem ama yemeğini severim ben onu. Hem salatası. Yoğurtlusundan ziyade çok da güzel olur. Ekşi böyle hafif bir tadı. Temiz otundan cacık yapıyoruz mesela. Ben buna bile yumurta çakabilirim bu arada. Aman. Onun içine o zaman hemen şöyle közlenmiş patlıcanı. Dur, göreyim onları göreyim ay, şöyle. Ay. Bak. Közlenmiş patlıcanı ve biberi de koyuyoruz. Evet değişik bir iç harcı oldu değil mi? İlk mesajımız gelmiş. Büşra Koltuk'tan gelmiş. Günaydın Zahide abla, sizi çok severek izliyorum diyor. Sağ ol kızım, teşekkür ederiz. İyi ki oradasınız siz de. Yoksa ne anlamı kalırdı burada olmanın? Şöyle. Bu enteresan bir şey oldu böyle ya. Maydanoz da geldi, işin içine girdi. Buna mesela peynir konulabilir. Bu haliyle. Evet. Birazcık daha mesela su koyup pişirdiğinizde nefis bir makarna sosu olabilir bu. Evet. Onu da hemen söyleyeyim. Değişik bir makarna sosu olabilir. Evet. Çünkü patlıcan makarnaya acayip yakışıyor. Hiç denedin mi bilmiyorum. Çok yakışıyor. Ben makarnayı yeşil mercimekle bile denedim. Oo. Ben de tostla denedim. Bu arada yeşil mercimeğe taktım. Yeşil mercimek çok faydalı ya. Yemeğini. Gerçekten. Ve o yemek mesela kalıyor ya, ben onu börek de yapardım mesela. Börek de oluyor. Ben yeşil mercimeği mesela bol bol haşlayıp
kullanmadığımı difrize atıyorum. Hiç öyle yaptın mı? Yaptım yaptım. Uzun süre difrizde mesela hemen salata yapacağım. Hop diye sıcak sudan geçiriyorum. Ya da sen şeyini direkt haşlanmışını koyuyorsun. Tabii tabii direkt haşlanmışını koyuyorum. O ben kadar onu salataya da ki. Koyuyorum. İşte mesela salata o zaman bir tam bir öğüne dönüşüyor. Ve bayağı karın doyuruyor. Ama bazen hani üşeniyor ya insan. Ay şimdi yeşil mercimek haşlama süresi falan. Vaktiniz varken hemen haşlayın, difrize koyun. Gerçekten süper oluyor. Şimdi bakın yufkaları alacağım. Hemen şöyle göstereyim. Eğer yırtık yufkanız varsa veya biraz bayat yufkanız varsa burada da değerlendirebilirsiniz. Çünkü tam yırtık yufka için bir tarif bu. Ay 7 haftalık hamileymiş Ayşegül. Sait abla günaydın ya, midem bulanmıyor mu bu yemeklerden, ben öleceğim bulantıdan. Kuzum ben şanslıyım herhalde, hiç midem bulanmadı benim ya. Ben o dönemleri geçtim, 19 haftadayım ben şimdi. Bu arada bugünkü kıyafetten nasıl belli biliyor musunuz? Bu arada ismini de galiba koyduk. Aa ne güzel. Ama biraz daha böyle bir netleşsin de ondan sonra paylaşacağım sizinle inşallah. İnşallah sen de mide bulantıları geçiyor kuzum, yapacak bir şey yok. Doktorunla danış lütfen. Mide bulantısı için sana bazı şeyler söyleyebilir. İkizlerim de seni izliyoruz. Akseki'den sevgiler demiş Ayşenur Serkan, teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım diyor ki günaydın Zayda ablacığım, yeşil mercimekli bulgur pilavı da şahane. Çok güzel olur. Yeşil süper mercimekli olur. Bulgur pilavı da çok güzel oluyor, mutlaka deneyin, doğru. Ben evde ne varsa pilavsa pilavın üstüne, ama pilavdan uzak duruyorum şimdi. Bulgurun üstüne her şeyi koyuyorum. Yoğurtla bir de. Yoğurt mutlaka tüketin. Şimdi Erkan Hocam mutlaka söyleyecektir bana da. Biliyor musunuz hamilelikte kanser etkisi bir hayli azalıyormuş. Hatta Anadolu'da şöyle bir inanış varmış. Hamileyken kanser dururmuş ya da kanser olunmazmış. Gerçekten de şöyle bir düşünün bak, hiç hamile ve kanser ilişkisi hiç ben duymadım, değil mi? Enteresan, çünkü içeriden bir şey sizi koruyormuş. Bir de ben şey duymuştum, çok geç yaşta hamile kalanlar, yani mesela işte 45'inden sonra 50'sinden sonra doğuranlar oluyor ya bazen. Ha ben de işte sınırdayım artık, 40'ına doğru bu işlerin. Onlar daha uzun yaşıyorlarmış çünkü hamilelik vücudu yeniliyormuş. Evet daha uzun yaşıyormuş. Cuma günü hocama sorayım. Hı-hı. Neyi biliyor musun? Doğumdan sonra günahlar sıfırlanıyormuş, bak öyle bir şey de duymuştum. Öyle olunca ne kadar güzel, ama doğruluğu var mı? Duydunuz değil mi siz de? Bir de doğum sırasında edilen dualar kabul olurmuş. Ay o zaman en büyük duam olmayanlara da nasip etsin olur. Evet yani vallahi. Bunu böyle bir ucundan yaşayan birisi olarak inşallah. Şimdi ben yufkaları ıslatmak için zeytinyağı, su ve yumurtalı bir karışım yaptım böyle. Hı-hı. İçinde sadece su var, zeytinyağı var, bir de yumurta var. Şimdi bunu burada pırtık pırtık yapmış olduğum yufkaların üzerine şöyle koyuyorum. Dediğim gibi yufkaların çok mesela yırtıksa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen çok pratik oluyor şöyle bakın. Atıyorsunuz şöyle hop. Hiçbir hani düzenle koymanıza gerek yok. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Ha. Böyle bir kat oluşturuyor. Mesela bu tarz katlama sistemi de şeyde, su böreğinde çok işe yarıyor. Ben bununla tava böreği yapıyorum. Aa o da çok direkt güzel olur. İçine peynirli ya da hangi iç isterseniz koyuyorum. Evet. Tavanın içinde çeviriyorum, ondan sonra tavayı da mis gibi. Süper oluyor. Şimdi o iç harcını bir kat koyacağız şöyle. Bir kat mı? Yok zaman... hepsini koyacağız. Yani komple bir katta iç harcı yerleştireceğiz. Evet. Şöyle yayacağız. Nasıl tavayı güzel ben alayım istersen. Ay valla süper oldu. Dur sana gelmesin, içini iyice sıyırayım. Şöyle tutayım. Dur ben götürürüm kuzum. Tamam götürürüm ben. Sen onları yay orada. Şurada kalmasın diye. Ay işte közlenmiş patlıcanı şurada közlüyorum. Ama batıyor ocağı. Biz de sabah orada közledik. Biraz battı. Çok silemedik hatta ocağı. Şurada yapmışsınız. Evet. İzler duruyor burada. İzler duruyor orada. Bir de ona sabır gerekiyor. Bir de başından hiç ayrılmamak gerekiyor. Ama çok da lezzetli oluyor. Közlenmişin tadı bir başka. Evet bambaşka oluyor yani. Bu aşamada birazcık şöyle kaşar peyniri de koyalım. Gerçekten süper bir lezzet olacak vallahi, bakın. Kaşar peyniri. İçinde ne var? Hemen zeytinyağını soğanla güzelce kavurduk. Ondan Resmini sonra... Ellerim yağ oldu. Şimdi üzerine hemen yine pırtık yufkalardan şöyle alalım. Bu iç harç çok değiştiriyor yufkayı. Yumurta, yağ... Süt de olabilir aslında, yoğurt da olabilir. Yani kimileri yoğurt koyuyor. Ama özellikle neden süt koymuyorum? Çok fazla yumuşak olmasın istiyorum. Hafif biraz böyle kıtır kıtır olsun istiyorum. Ben yoğurt, biraz yağ, biraz
Yumurta koyuyor musun? Ya yumurta koymuyorum. Hı-hı. Koysam daha da mı böyle güzel olur? Yok mesela ben de sadece su koymadım. Ve yağ ile yaptığım böreklerde daha çok çıtır çıtır oluyor. Ama yumuşak isterlerse tabii yoğurtla. Ki sütü, yoğurdu, yumurtası iyi oluyor. Hayır, bazen lazanya gibi oluyor böyle. Bunlar incecik ya, kalın kalın duruyor. İşte su böreğinde olduğu gibi İşte mesela. O zaman yumurtası bol olacak, sütü bol olacak. Ha, yumurta yani, koymadığım için. Tabii, yumurtası, sütü bol olacak. Eğer öyle biraz daha için kalın olsun istiyorsan. Bunu hangi yağ kullanıyorsun? Bunu zeytinyağı olur mu? Zeytinyağı koydum. Şu anda kokusunu alıyor musun? Ondan soracaktım. Evet, evet. Kokusunu alıyorsan zeytinyağı şu anda buram buram geliyor. Üstüne de şöyle kapatıyorum. Burada, bu kısmı çok kolay bunun. Bu kısmı çok kolay. Allah'tan. Bunu böyle de kullanabilirsiniz. Ama ben şimdi burada milföy hamurlarını devreye sokacağım. İyi ki doğdun Melek. Serpil yazmış Sayın abla. Ablamın doğum günü. Seni seyrediyoruz. Sürpriz olacak ona. Kutlar mısın? Melek'cim hangi yaşta olursan ol. İnşallah yaşadıkların yaşayacaklarından... Yaşamadıkların yaşadıklarından daha da güzel olur. Ömrün bereketli olsun, huzurun bol olsun. Her işinde başarılı ol inşallah. Rabbim gözünün yaşını akıtmasın. Hep mutluluktan aksın akacaksa. Amin inşallah. Amin. Şimdi bak şöyle milföy hamurları bu böreğin üstünde güzel bir katman oluşturacak. Onun için şöyle hafifçe üst üste koyuyorum. Milföy hamurlarının katmanlarını görmek istiyorum. Onun için biraz böyle şey yaptım. Şimdi bunu da böyle ortadan... Zaten böyle böleceğiz o zaman bunu. Böyle böyle. Evet evet. Pişince daha da bir güzel olacak. Şimdi şöyle tam ortaya da... Ay elimi keseceksin. Evet elimi kesmeyeyim. Niye öyle bir aksesini yapıyorsun ki? Normalde hani eskiden şöyle soğan keserlermiş ya. Ay bütün evet. Kadınların buraları şey. Evet. Öyle şimdi artık kesme tahtasında soğan kesiyoruz. Vallahi yoksa... O tarz soğan kesmek gerçekten biraz zahmetli. Hafif de şöyle bir çizik atıyorum. Çünkü bunlar böyle kabarınca burada farklı bir şey görüntü olacak. Evet. Yoksa tamamen böyle kabarır. Bunun üstüne yumurtası var mı? Üstüne şu kalanı hafifçe süreceğim. Ha, o da yeter zaten. Evet, aynen şöyle biraz. Bir de elmas poğaça yapacağız. Profesör Doktor Erkan Topuz gelecek. Öyle enteresan sorularım var ki bak grip aşısını soracağım. Olmalı mı? Olmamalı mı? Sütyen takanların hastalık riski nedir? Peki hiç aklıma gelmez ama enteresan kanser sebebi mi diye sormuşlar bir izleyicimiz. Kürtaj olan kadınların kanser riski nedir? Köpekler kanseri teşhis edebiliyorlar mı? Kokudan, o da enteresan. Hah bir de beyaz iç çamaşırı sağlığımızı tehdit mi ediyor? 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Yani beyaz dediğime pamuklu olur, biz sağlıklı deriz değil mi? Ama hocamıza soracağım biraz sonra. Çok ilginç gerçekten. Çok. Şimdi Zahide'cim birazcık suyum kaldı. Bu suyu da şöyle dibine hafifçe tamamen suyu döküyorum böyle. Burada. Şöyle kenarlardan sadece su. İçinde su, yağ ve yumurta var ama üstüne sadece şöyle su döktüm bak yufka kısmına. Ha, bu çok hadi. Değişik ama şeye bir... Ama sürmüyorsun. Milföye gelmiyor. Bunları koymadan önce dökeydik. Yok yok şöyle şu kenarına. Ucundan ucundan. Evet şöyle suyu döküyorum. Sadece su. Bu ne yapacak? Hamur hamur mu yapacak? Hamur hamur değil. Daha böyle farklı hepsinin bütünleşmesini sağlayacak. Hmm. Daha böyle bir çıtır yufka suyla buluştuğu zaman çıtır oluyor. Süt dökseydim böyle... Bak, püf su böreği gibi olacaktı. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım. Fırına gideyim o zaman. Bir şey koymayacağız mı böyle böyle? Tam şu anda koyarken dedim şimdi Zahide sorar evet. Dedim çörek otu. Baktım, tamam ben hemen getireyim çörek otunu sonra kurabiyeye bakayım. Şuradaki şu dünyada ölümden gayrı çözümü olmayan bir sürü şey var. Yani ölümün çözümü yok. Onun dışında her şey çözümdür diye bizim Kur'an'ımızda geçiyor. Çörek otunu bol bol kullanmak lazım. Ben nasıl kullanıyorum sabahları? Mutlaka peynirin üstüne çörek otu serpiyorum. Getirdim. Azıcık zeytinyağı. İşte sana istemediğin kadar çörek otu. Sen koyuyor musun peynirin üstüne? Çok çok severim. Gerçekten çörek otunu çok severim. Hem de görüntüsünü ne kadar değiştiriyor ya. Çok hoşuma gidiyor benim. Ama çörek otu yağı benim mideme biraz dokundu. Biraz midesi rahatsız olanlara çörek otu yağı dokunuyormuş onu da söyleyeyim. Sen niye kullandın onu? Hiç öyle sağlıklı şifa diye ama mahvetti midemi. Ha, bir de zaman... aç karnına içmişim. Aferin yani sana. O daha da beni şey yaptı. İşte budur. Haydi o zaman hemen fırına götüreyim Allah. Onu. Hadi gidiyoruz.